Eğitim alamıyor ve sağlıklı bir birey olarak yetişemeyecek maalesef. Ki zaten uzaktan eğitim sıkıntılı bir süreç. EBA'ya bağlanamama gibi bir bahaneyi de tutup işte bu olumlu bir şey gibi göstermeleri de çok saçma bence. Koskoca devletin altyapısının yetersizliğinin yüz kızartıcı şekilde aciz olduğunu görmek uzak değil burada. Ya genel olarak eğitim sistemimizin kötü olduğunu düşünüyorum zaten. Yani tek eksik bu değil. Ama imkanı olmayan öğrenciler için bayağı zor bir şey. Bence çekmesi gayet güzel. Yani ben mutluyum çekmesinden. Çünkü her gün saatinde dersine gir. Yani çok sıkıcı bir şey bence. Dün online eğitim portal olan EBA TV çöktü. EBA TV'nin çökmesi sonrası birçok öğrenci mağdur oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyoruz? İlk önce öğrenci sayısının belirli olup bu kadar öğrenciyi altyapısı tam olgunlaşmamış internet üzerinden aynı sayfaya toplamanın getirisi. Nasıl Covid dolayısıyla okullardaki açılan okullarda da öğrenci sayılarını kısıtlı aldılar. Bunu da belirli günler için belirli illere veya il içerisinde belirli ilçelere saatlerde bölerek yapıp bu işi çözebilirlerdi. Sınıfa 11 tane öğrenci almadılar ama EBA üzerinden 1 milyon öğrenci alınca sınıfa hiç kimse giremedi. O kadar üzülüyorum ki o öğrencilere, benimkiler artık büyüdüler, şey yaptılar ama hatta şimdi yeni bir görevlinin çocuğuna ben alayım diye tabletini söz verdim. İki tane çocuğu varmış, biri 8, biri 5. sınıf. Yazık, telefondan da olmuyormuş. Yani çok mağdur çocuklar, buna bir çözüm bulmaları gerekir. Ya eğitim çok önemli. Ben de bir eğitimci olarak eğitim çok çok önemli. Peki sizce online eğitim neden çökmüş olabilir EBA TV? Valla işte herkes yüklendiği için veya sistem daha güzel kurulamadı. Sistem tam oturamadı. Yani odur, başka sebebi yoktur. Teknik bir hata vardı. Onunla ilgili de bakanlık açıklama yaptı. Herkesin onu beklemesi lazım. Kimsenin acelesi yok zaten. Bekleyip ona göre tekrardan bağlanabilirler. Bence sistemlerimizin kötü olduğunu düşünüyorum yani. Ve bu Sayın Bakanımızın şeylerinde gösterdiği açıklamanda yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu kadar katılım olması iyi bir şey ama sistemin çökmesi bence çok kötü bir şey. Bu konu hakkında başka da bir fikrim yok. Ya sizde nasıl bir durum oluştu? Bize de işte çökünce işte hani sonuçta o derslerden kaçırıyorsun. O günün kaçması da bir de 12. sınıf olmak daha kötü bir şey. Onun dışında da o gün direkt test çözümleri yaptım. Yani valla öğrencilerin bu kadar eğitim aşkıyla olması beni mutlu etti. Yani bu kadar tıklanması falan iyi şeyler. Tabi biz artık üniversiteye geçtik, bu tür şeyler yok ama. Bakanın biraz daha çalışması lazım gerçekten, yani ilerletmesi lazım bu tıklanma şeyine falan, izlenmesini falan çökmeme. Yani Allah öğretmenlere ve öğrencilere sabır versin. Gerçekten zor bir süreç onlar için. Vallahi bu konu hakkında şimdi ben EBA TV kullanmıyorum ama yani gerekli olan altyapının oluşturulması lazım da düşünüyorum. Çünkü nereden baksanız 6 ay oluyor galiba EBA TV, yani EBA TV, EBA diğer platformların oluşturulması 6 ay oluyor galiba benim ülkelere. Yani bunun hakkında bence bu zamana kadar halletmeleri lazımdı. Yani server falan kurmaları lazımdı, gerekli altyapı oluşturulması. Çünkü yani 1000 kişi girmiyor bu sunuculara. Nereden baksanız 18 milyon öğrenci var galiba. İşte ilk öğretim, orta öğretim kapsamında. Çok yoğunluk olduğu için olabilir, çoğu kişi girdiği için. Herkesin aynı saatte dersi olduğu için de olabilir. Başka da bir bilgim yok. Peki sizler EBA TV'de sorun yaşıyor musunuz? Ben dün giremedim EBA'da. Ama genel olarak giriyorum ben. Ya sistem olarak bunu tabii ki de devletin altyapısının güçlü olması gerekiyor. Ya bunu bu virüs nereden baksan 5-6 aydır var. Bunun önlemi alınması gerekiyordu ama ya benim de çocuğum var. Dün çöktü. Hatta bir haftadır durum böyle. Yani eğitim çok sıkıntılı duruma düşmeye başladı virüsten dolayı. Ya bunun devletin altyapısını geliştirmesi gerekiyor. Bir haftadır çöktüğünü diyorsunuz. Yani bir haftada nasıl bir süreç gözlemlediniz? Bir haftadır devamlı donuyor. Yani hiçbir eğitim alamıyoruz. Çocuklar hiçbir eğitim alamıyor. Yani bir haftadır, 10 gündür böyle. Koskoca devletin altyapısının yetersizliğinin yüz kızartıcı şekilde aciz olduğunu görmek uzak değil burada. Bunları söyleyebilirim. E-Devlet, EBA TV, yani bu kadar harika bir devletimiz olmasına rağmen sistemlerimiz çöküyor. Hiçbir şey çökmesi bence daha güzel çünkü
Yani hani öğrenciler yani bu şekilde ders çalışamıyorlardı zaten. Bu şekilde bir ders anlayış olamaz. O yüzden bence çökmesi gayet güzel. Yani ben mutluyum çökmesinden. Çünkü her gün saatinde dersine gir. Yani çok sıkıcı bir şey bence. Öyle düşünüyorum. Peki sizce çökmesinin sebebi ne olabilir? Çok fazla insanlar girdiği için. Ondan sonra hocalar sürekli şey yaptığı için falan olabilir. Bilmiyorum. Öyle düşünüyorum. Vallahi kardeşim burada milli eğitimin problemi, suçu yani. En azından bu tür olayların olacağını bildikleri halde bunların tedbirlerini almaları gerekiyordu. Yani milli eğitimin sıkıntısı, orada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sizce EBATV neden çökmüş olabilir? Ya şimdi oradaki yetkililerin açıkladığına göre işte yoğunluktan dolayı falan ne diyor ama bu yoğunluğun olacağını kendileri de biliyordu. Ona göre tedbir almaları gerekiyordu. Yani tabii birden yüklenme olunca ister istemez bir yoğunluktan dolayı çökme olur. Ama bu tabii ki geçerli bir bahane değil. En azından kendileri bunun tedbirini alıp o kadar yoğunluk olacağını biliyorlardır. O çöktüyse yenisini yaparlar ya. Yani çöktü diye bir şey yok. Daha iyisini yaparlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Peki sizce EBATV neden çökmüş olabilir? Çok yüklenildi üstüne, ondan olabilir yani. Yani bir anda herkes girecekti zaten, belli bir şeydi. O yüzden hani buna karşı bir önlem almaları gerekiyordu. Yani bu olacağı bariz bir şeydi. Hani bakan açıklama yapmış, dünyadaki her portalda oluyor diye. Yani her portalda oluyorsa bunda da olacak tabii. Yani hiçbir önlem almamışlar ama ona karşı. Abi mesela okulların kapanması nedeniyle EBATV'nin çökmesi zaten çok normal bir olay. Çünkü öğrenciler zaten yüz yüze eğitim alamadığından dolayı da çökmüş olabilir. Yani okullar açılsın diyorum, başka bir şey de demiyorum. Dün online eğitim portalı olan EBATV çöktü. EBATV'nin çökmesi sonrası birçok öğrenci mağdur oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani internetin biraz yavaşlığı veya bozukluğu mu diyebiliriz. Yani altyapısı muhtemelen yoktu, çökmüştür falan. Bilemiyorum yani. Sizce online eğitime hazır mıydık? Yani sanırım hazır değildik görünüşe göre yani. Aslında hazır olabilirdik de yani niye böyle olduğunu ben de anlamadım da. Şahsen ben online eğitime karşıyım yani. Şahsen öğrencilerin hiçbir şey öğrenemediğini düşünen tayfadanım. Yani bence yani gereksiz. Yani birebir eğitimle aynı şeyi kazanamıyor. Öğrenci baksa bile başka bir şeyle ilgilendiği için beni pek alakadar etmiyor bu konu. Yani dün şahsen ben de onların içindeydim. Ya cidden öğrenciler bir oradan bir oraya. Yani saçma. Kısaca öyle diyeyim. Peki sizce neden çökmüş olabilir EBATV? Ya aktiflikten yani. Herkes bir anda girince çöktü yani. Cidden bunu direkt deneyimledik yani. O yüzdendir. Ama şahsen böyle bir şey yapıp da ilgilenmemeleri saçma yani. EBATV'ye biz de giremedik. Devletimizden altyapılarla ilgili sorunların giderilmesini bekliyoruz. Tabii EBA önemli bir ayrıcalık sağlıyor çocuklar için, evde eğitim, uzaktan eğitim. Ama maalesef altyapı sorunundan dolayı çocuklar bağlanamıyorlar. Ben de aynı sorunu yaşadım dün itibariyle. Giderilmesini bekliyoruz. Valla benim kızım da aynı bağlanıyor EBA TV'ye. Kendi öğretmeniyle canlı derslere katılıyor. Okullar açılmadı dedi. Bir tek ilkokul 1'e giden benim de çocuğum var. Pazartesi itibariyle başladı o da. Bir tek onlar gidiyor. Diğerlerinin hepsi evde kaldı maalesef. Herkes yüklenince normaldir yani bu. Çözüldü diye biliyorum ama bu sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Umarım şu teknolojik imkanlarla böyle sıkıntılar bir daha olmaz. Ya bence serverlar öğrenci girişine göre hesaplanabilirdi. Yeterli olmamış. Daha güzel yapmaları beklenirdi. Olmamış. Ya genel olarak eğitim sistemimizin kötü olduğunu düşünüyorum zaten. Yani tek eksik bu değil. Ama imkanı olmayan öğrenciler için bayağı zor bir şey yani. Eğitimi ilerletmek gerekiyor ve onlar için durmuş durumda. Yani birçok kişi uzaktan eğitim aldığı için normal yani çökmesi. Biz de Zoom'dan yapıyoruz derslerin çoğunu. Yani yapacak bir şey yok, çökebiliyor. Tabii Milli Eğitim'in bu konuda bir şey yapmasını bekliyoruz ama böyle. Peki online eğitimden memnun musunuz? Yani memnun olsak da olmasak da mecburiyetten katılıyoruz yani, mecburuz buna. Mecburen ben 11. sınıfımda eğitim almak zorundayım. Katılıyorum yani. Vallahi Milli Eğitim Bakanlığı'na güveniyoruz. Başka şeyimiz yok yani. Bir şekilde çözdüler akşama doğru. Yani çocuklar girdi, dersini yaptı. Yani gündüz yapamalarsa da akşam yaptılar. Bağlandılar canlı derslerine.
Peki sizce EBA TV'nin çökmesinin sebebi ne olabilir? Aşırı yoğunluk. Başka bir sebebi yoktur. Veya şeylerden kaynaklı da olabilir. Operatörlerden kaynaklı da olabilir. Evet, dün çöktü. Çocuklar da giremediler ama bugün Zoom üzerinden girdiler. Zoom daha başarılı oldu. Yani dün biraz sıkıntı oldu ama bugün sorun olmadı. Peki sizce EBA TV neden çökmüş olabilir? Çok yoğunluktan olabilir. Bilmiyorum başka, yani yoğunluktan olabilir diye düşünüyorum. Onlardan bir tanesi de benim çocuğumdu. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasına göre bu olumlu bir şey ama biz aileler için çok olumsuz. Biz ona bağlanamadığımız zaman çocuğumuz eğitim alamıyor ve sağlıklı bir birey olarak yetişemeyecek maalesef. Ki zaten uzaktan eğitim sıkıntılı bir süreç. EBA'ya bağlanamama gibi bir bahaneyi de tutup işte bu olumlu bir şey gibi göstermeleri de çok saçma bence. Peki sizce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neden bu olayı olumlu olarak gösterdi? Adamın siyasetten anladığını çok düşünmüyorum. Eğitimci olduğu için bence birilerinden talimat alarak bu şekilde bir açıklama yapıyor. Yoksa adamın siyasi bir düşüncesini ve görüşünün bu şekilde ağırlık olduğunu düşünmüyorum yani kesinlikle.